Merhaba sevgili arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 7. sınıf matematik ders kitabı sayfa 110'da bulunan e, oranla alakalı 4 tane sorumuz var. Onları cevaplandıracağız. Eğer hazırsanız videomuza başlayalım. İlk soruda bakalım ne demiş? Bir kırtasiyedeki kalemlerin sayısının silgilerin sayısına oranı 7 bölü 5. Bakın şimdi oran denen şeyde olay şudur sevgili arkadaşlar. İlk cümle paya, ikinci cümle paydaya yazılır. Yani o zaman burada kalem bölü silgi. Olay tamamen bu. Kalem bölü silgimiz bizim 7 bölü 5'miş. Bitti. Kırtasiyede 125 silgi olduğuna göre ha bu 105 olan büyümüş. 125 olmuş Yani genişlemiş kesilerle genişleme gibi düşünün O zaman kaç tane kalem vardır diyor o zaman 5'ten 125'e Aradaki kat farkı kaç 125'i işte bir kenarda 5'e bölersek Ne olmuş olur ee, Oradan 25 kat He, O zaman ne olacak kalem sayısı da 25 katına çıkacak Bu durumda o zaman 25 ile 7'yi çarpıyorum 7 kalem vardı oranımıza göre O zaman 6 tanesi 150 175 tane de demek ki bizim kalemimiz var diye yorum yaparız. Şimdi oranda dediğim gibi önemli olan şey ilk başta şu. Birinci yapı pay, ikinci yapı payda olacak. Ve de e, yeni oranla eski oran arasında kat farkı, genişleme, sadeleşme gibi e, kesirlerde işlemlere pratik olarak hakim olmamız gerekiyor. Şimdi geldik ikinci soruya. Birinci çift, e, birinci diyorum. Bir çiftlikteki atların sayısının koyunların sayısının oranı. At bölü koyun. At bölü koyun yani. 1 bölü 23'tür demiş. Yani 23 tane koyun varsa bir tane at var. Çiftlikte 22 at olduğuna göre diyor. Atlar 22'miş. O zaman koyunlar kaç? Ne var? Bakın birken 22 olmuş. Yani 22 kat ilişki var. O zaman 23 koyunu ben 22 ile çarpacağım. Toplam koyun sayısını bu şekilde bulmuş hesaplamış olacağım. 2 kere 3. 46, 46 toplarsam. 60. 506 tane koyun varmış demek ki sevgili arkadaşlar çarptığımızda. Geçelim 3. soruya. Demiş ki Murat Bey manavdan 12 kilo patates aldı 6 lira ödedi. Murat Bey'in aldığı patatesin 1 kilogram fiyatı kaç kuruştur? Şimdi 6 lira ne oluyor? 6 lira 600 kuruş demek. O zaman 600 kuruş. 12'si 600 ise 1 kilosu kaçtır? Yani 600'ü 12'ye böleceğiz. 600'ü bölelim. 12'ye. Şimdi 60'ta 12 5 defa var. Sıfırı da taşırsak demek ki 50 kuruşmuş bizim 1 kilo patatesimizin fiyatı. Ve geldik son sorumuza. Demiş ki bir marketteki pirinçler 750 gramlık paketlere konularak satılmaktadır. Buna göre paket sayısı ile pirinç paketlerinin toplam kütlesini gram cinsinden bir tablo oluşturunuz. O zaman bir paket 750 gram. 2 paket 1500 gram. 3 paket e, ne olacak 2250 3 kere 750'den yaptık bunu aynen 2250 gram ve böyle böyle gidecek e, paket sayısı ile bu paket sayısı paket sayısı ile pirinç paketlerinin Toplam kütlesi. Bu da toplam kütle. Toplam kütle. E, orantılı olup olmadığını belirleyiniz. Bunlar orantılıdır. Neden? Çünkü bir paket bu, iki paket bu, üç paket bu. E, ne var? Artış var. E, orantılı bir artış var ve aradaki kat sabit. Yani aradaki kat sayı. Bir kere 750. Bir çarpı 750. 2 çarpı 750. Üç çarpı 750. Aradaki e, katlama sabit olduğu için 750 kattan yola çıktığımız için o yüzden bunlar birbirleriyle orantılıdır sevgili arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Kısa bir video oldu az sorumuz olduğu için umarım sizler için fayda olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takip için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da bir sayfa açtım matematik.kitabı diye. Ee, orada da desteklerinizi bekliyorum. Ee, bir başka videoda bir başka faydalı çekte buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.